CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Bundan sonraki süreç mecliste nasıl bir adım atılacak? Enis Berberoğlu'nun milletvekili geri iade edilecek mi? Şimdi arkadaşlar malum anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasına göre kesin hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bildirilmesiyle milletvekillerinin milletvekilliği düşer. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili herhangi bir karar almadı. Aslında hatta buna bir işlem bile denemez. Sadece bir bildirim yapılmış oldu. Bu kesin hükümle ilgili sürecin tamamlanması mahiyetindeydi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru neticesinde hak ihlali kararı verdi. Şimdi bu kararın gerekçesini bekleyelim demiştim. Bu da bir mahiyetini görmemiz açısından önemliydi. Gerekçeyi gördük. Şunu ifade etmek isterim. Gerek anayasadaki yüksek yargı organlarıyla ve yargı kollarıyla ilgili düzenlemeler, gerekse mevzuatımızdaki düzenlemeler, şu bir herkesin kabul ettiği bir hukuki gerçekliktir. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru ile ilgili hak ihlal kararları başka bir yargı kolu olan Yargıtay da neticede temyiz sonucunda kesin hüküm haline gelen bir kararın hukuki varlığını ortadan kaldırmıyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda yargı kararlarıyla ilgili yapılan bireysel başvuru müracaatlarında kesin hükmü, yargı kararını iptal eden veya ortadan kaldıran bir karar vermiyor. Eğer böyle olsa Anayasa Mahkemesi'ni Yargıtay'ın üzerinde, Danıştay'ın üzerinde bir süper temyiz mahkemesi olarak kabul etmek gerekir ki anayasadaki düzenlemeler, yetki dağılımları dikkate alındığında böyle bir durum yok. Onun için Anayasa Mahkemesi kararı da dikkatle okunduğunda onu iptal ettiğine dair kesin hükmü, iptal ettiğine dair veya ortadan kaldırdığına dair bir ifade, bir hüküm yok. Zaten böyle bir karar veremez. Verdiği ihlal kararı neticesinde işte Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usullerine dair kanunun 50. maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden yargılama kararı veriyor ve ilk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Şimdi ilk derece mahkemesinin bu konuda vereceği karar önemli. Bizim baktığımız şey kesin hükmün hukuki varlığıyla ilgili durumdur. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bunu henüz ortadan kaldırmamıştır. Bu kesin hükmün varlığıyla ilgili bir yeni durum ortaya çıktığında bunu şüphesiz değerlendireceğiz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün Türkiye'deki kurumlarda olduğu gibi anayasa, iç düzük ve kanunlara göre hareket etmektedir. Şüphesiz hukukçu olmayanların diledikleri gibi değerlendirme yapmaları mümkündür. Türkiye'de fikir hürriyeti, ifade hürriyeti vardır. İfade hürriyeti sadece doğru değerlendirmelerin yapılması hürriyeti değildir. Yanlış değerlendirmeler, tamamen saçma değerlendirmeler de ifade hürriyeti kapsamındadır. Ama sonuç itibariyle anayasa, iç düzük ve kanunlara göre bakıp karar vermek durumundayız. Ancak kesin hükmün ortadan kalkması halinde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılabilir.